Demek beni merak edersiniz. Öyle mi? Ben Hakani Osmani, Emirül Muazzam, Padişahı Alem Penah, Şehinşah Abdülhamid Han. Devletimize oynanan büyük oyunu gördüğümde sadece 36 yaşındaydım. Gördüğümü görenler benim gördüğümü milletim görmesin diye saldırdılar bana. Ağza alınmayacak iftiralar attılar. Bir cahil olduğumu, doğru dürüst yazı bile yazamadığımı, yabancı dil bilmediğimi, devleti yönetemeyeceğimi söyleyenler vardı. Oysa ben bilmediğim için değil, törem gereği Türkçeden başka bir dil tercih etmediğim için ecnebi lisanı konuşmadım. Onlar beni istedikleri gibi bir adam olmadığım için sevmiyordu elbette. İçki alemlerine hiç katılmadım. Har vurup harman savurmadım. Gençlik yıllarımda o meclislerden ısrarla kaçındım. Buralarda harcayacağım vakti çiftçilik ve hayvancılıkta değerlendirdim. Bir Anadolu köyündeki iyi bir kahya gibi işlettim topraklarımı. Yaptığım ticaretle hatırı sayılır bir servet biriktirdim. Tahta çıktığımda devletin kesesine dokunmadan milletime kendi cebimden 60 bin altın cülus bahşişi dağıttım. Zannetmeyin ki kendi işinde, kendi halinde bir şehzadeydim. Devletin bahtı bana kalır dedim, durmadım, araştırdım, öğrendim. Ermeni banker Agop Zarifi'den mali konularda nasıl davranmam gerektiğini öğrendim. Maslak kasrındaki özel doktorum Yani Mavroyeni'den Fener Rum Patrikhanesi, Rum-Bulgar anlaşmazlıkları gibi kritik meselelerde malumatlar edindim. Maslak'taki komşum İngiliz tüccar Mr. Thompson'dan İngiliz siyasetinin hedeflerini öğrendim. Amcam Abdülaziz Han, Allah rahmet eylesin. Onun döneminde Avrupa'ya giden Osmanlı heyetindeydim. Herkes balolarla, gece davetleriyle, şölen ve merasimle ilgilenirken ben Paris Evrensel sergisinde girmedik çadır bırakmadım. Alet, edevat ve makinelerin nasıl yapıldığını en ince ayrıntısına kadar sordum. O zaman da söylemiştim. Tekniğimizle batıdan 100 sene gerideydik. Devlet-i Aliye'nin tahtına müyesser olunca bu 100 yıllık açığı kapatmak için ahdü peyman ettim. Bu uğurda saltanatım boyunca Kise-i Hümayun'dan 72 milyon altın sarf ettim. Tüm bu parayı milletim için harcadım. Cami, mektep, medrese, hastane, bakım ve terbiye evi, 1552 adet hayır ve irfan binasının banisi oldum. Haydarpaşa semtindeki lise binası, Baytar Mektebi, liman ve mendirek, Beşiktaş'taki kışlalar, Çapa Mektepleri, Hamidiye Etfal Hastanesi, bugün dahi hala bütün İstanbul'u ihya etmeye devam eden Hamidiye Suyu, Ertuğrul ve Şaban Ağa tekkeleri, bu civardaki mektep ve binalar, Beykoz Cam Fabrikası, Sultanahmet Sanayi Mektebi, Yüksek Ticaret Mektebi, Küçükçekmece Kibrit Fabrikası, Hereke Dokuma Fabrikası, Yıldız Çini Fabrikası,
Viyana'dan başka bir yerde bir eşi daha bulunmayan modern bir tıp enstitüsü kurdum. Bu memleketin çocukları için Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Ticaret Mektebi, Mühendislik Okulu, Halkalı Ziraat Mektebi ile onlarca yatılı kız lisesi açtım. Sadece payitahtta değil, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Sinop, Konya'da sanayi mektepleri, İzmit'te, Adana'da Hamidiye tarım köyleri, sonra tıbbiye ve mülkiye mektepleri, mühendishane ilaveleri, Devlet-i Aliye'nin her vilayetinde okullar, hastaneler, yollar, çeşmeler. Velhasıl, ahdü peymanıma sadık idim. Biliyorum, bunlar size hiç anlatılmadı. Osmanlı gençliği için bunları yaparken, aynı gençlik içinde bir zümre beni gençlere fırsat vermemekle suçluyordu. Halbuki onlara en büyük kıymeti de, fırsatı da ben verdim. Saltanatım boyunca atılan iftiraların aksine, kişilere hiç takılmadım. Hep onların devletle, milletle münasebetlerine baktım. Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu beni çok kişinin rızıklanmasına sebep edildi. Hamdolsun. Bir cuma günüydü. Hamidiye Camii'ndeki selamlıktan sonra kapıda bekleyen arabama doğru yürürken ayaklarıma bir köpek dolandı. Belli ki kendisini sevdirmek istiyordu. Başını okşadım, geçtim. Bir sonraki cuma selamlığında yine köpek oradaydı. Yine başını okşadım. Sonraki hafta gene oradaydı. Ve bu sefer ısrarla peşimden geldi. Hatta arabaya binmek için hamle bile yaptı. Muhafız askerler her yanı yara bere olan bu köpekcağızı kovalamak isteyince duruma müdahale ettim. Bırakınız binsin dedim. Arabayla saraya götürdüm. Güzelce yıkattım, karnını doyurdum, yaralarını tedavi ettim. Cana yakındı. İsmini canım koydum. Şu memleket içinde nicelerinin elinden tutmaya gayret ettim. Elimden geldiğince gençlerin önünü açtım. Avrupa'ya tahsile gidiyorum deyip oradan devletin altını kazan adamlardan da haberim vardı. Ama belki insaf eder, anlarlar diye kendi kesemden onlara harçlık gönderdim. Anlamadılar, anlayamadılar. Yazık ki birçoğunda köpeğimdeki sadakati göremedim. Aldandılar. Ben ahdü peymanıma sadakat gösterip her yerde fabrikalar kurmaya niyetlenmişken ülkemize gelen batılılar evvelce hain fabrikaları açtı. Bakın, bugün Avrupa haritasına, Asya haritasına bakın. Bunu söylemek çok acı. Ama bizim kadar haini olan bir memleket maalesef zor bulursunuz. Ben kapattıkça onlar her yere okullarını yaptılar. Derneklerini kurdular. Spor kulüpleri açtılar. Durmadan, dinlenmeden hain ürettiler. Zannetmeyin ki bu işin ham maddesi Batı'nın adamlarıydı. Bizim çocuklarımızı devşirip silah olarak bize çevirdiler. Tarihte Fransa'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın ve şimdi de Amerika'nın açtığı okullara bakın. Bu çocukların fikirleri bizden farklı, yarın düşleri ve gerçekleri de bizden farklı olacak dedim. Bunu gördüm, engel olmak istedim. Sultan despot dediler. Bir asır sonra bizi beğenmeyecekler, bizi sevmeyecekler. En kötüsü kendilerini bize ait hissetmeyecekler dedim. Padişah gerici dediler.
Bir baba gibi o çocukları korumak için kanatlarımı gerdim. Hükümdar istibdatçı dediler. İslam Birliği siyaseti ile ısrarla İngiliz politikalarına direndim. Kendi evlatlarım dahi bana yobaz dediler. Devlete baş kaldıranın başı ezilir dedim. Kızıl Sultan dediler. Dediğim gibi, devleti âliye üzerinde oynanan büyük oyunu görmüştüm. Gördüğümü görenler, benim gördüğümü Osmanlı gençliği de görmesin diye saldırdılar bana. İki zıt kutup gibiydik onlarla. Ben hikmet dedim, onlar sömürü dediler. Ben nizam dedim, onlar kaos dediler. Ben kızıl elma dedim, onlar yeni dünya düzeni dediler. Hiç usanmadım elhamdülillah. Hindistan'da, Cava'da, Afganistan'da, Malezya'da, Endonezya'da, Aceh'de, Sudan'da, Zanzibar'da ve dahi ata yurdumuz Orta Asya'da gâh bir medrese ile, gâh bir okul ile, hiçbir şey yoksa bile bizzat halifelik sıfatımla karşılarına dikildim. Elimin kolumun yettiği her yere uzandım. Doğu Türkistan'a gönderilen askeri yardımla Müslüman Türkleri Çinlilerin karşısında müdafaa eden de bendim. Diplomatik bağlantılarla Çin'in başkenti Pekin'de Hamidiye Üniversitesi'ni kuran da. Onlar bizi kuşatmak istedikçe ben daha büyük bir sarmal çizerek onları kuşattım. Bir zamanlar kulağıma gelmişti. Amerikan Devlet Başkanı Roosevelt, Panama ve Meksika'da devletimizin izlerini görünce o Türk'ün başını ezmek istiyorum demiş. O Türk'ün başını ezmek istiyorum. Güldüm geçtim. Devletin ne olduğunu bilmeyen bir sığır çobanının kaba öfkesi. Hiç Osmanlı tokadı yememiş bir Amerikalının bu sözleri gayet tabiydi. Atalar sözüdür. Eceli gelen çakal dağda kurt ararmış. Herkesle, her şeyle baş ettim. Lakin beni benden olanla vurdular. Hülasa, kartalı kendi tüyünden yapılmış bir ok ile avladılar. Okullarını engellemeye çalıştığım adamlar memleketin en üst düzey okullarına sızmayı başardı. Harbiye'de, tıbbiye'de ve sonra mülkiye'de kendi planlarına göre bir kadro yetiştirmek için yola çıktılar. Bir de ağızlarına her kapıyı açan tılsımlı bir söz tutuşturdular. Hürriyet! Maalesef hürriyet diye avazları çıktığı kadar bağıran evlatlarım aslında kendi devletlerinin altını oyduklarını fark etmediler. Hürriyet dedikçe esir olduklarını, büyük güçlerin maşası haline geldiklerini göremediler. Aralarında bir kişi bile yoktu ki benim ihsanıma nail olmasın. Mizancı Murat mı, Ahmet Rıza mı, Abdullah Cevdet mi, Namık Kemal mi, hangisi? Hepsini kandırdılar. Hepsini. Hele üstlerine gözüm gibi titrediğim genç subaylarımı, halbuki onları korumak, kollamak için neler yapmıştım. Tehlike öyle ifrit, öylesine sinsi bir yerden geliyordu ki yapabileceğim bir şey kalmamıştı.
Fener kökenli varlıklı sülaleler, Levanten ve Yahudi zengin aileler, tiksinti uyandıran bir ilişki ağında onları kuşattı. Samimiyet artınca ortaya kumar borçları, şık giyinme masrafları çıktı. Birçoğu aslında fakir ailelerin çocukları olan genç subaylarım, yeni muhitlerinde bir şahsiyet cinnetine tutuldular. Önce okullarında, sonra muhitlerinde kuşatılan bu gençler, birer batı budalası olduklarını maalesef hiç anlamadılar. Batı onları öylesine avlamıştı ki, hem benim İstanbul'a getirdiğim Hamidiye suyunu içiyorlar, hem de gırtlakları kuruyuncaya kadar bana sövüyorlardı. Batılıydılar, görgülüydüler, moderndiler, çağdaştılar. Sistemi değiştirerek vatanı kurtaracaklarına inanıyorlardı. Kendilerini şah zannederken büyük planın piyonu haline geldiklerini asla anlamadılar. Anlatmak istedik, dinlemediler. Kalplerinin en derununa işlenen Abdülhamit düşmanlığı gözlerini kör etmişti. Memleketin kurtuluşunu benim tahttan indirilmemde görmeye başladılar. Heyhat! Bunun memleketin tamamen elden gitmesi, sınırlarının yitirilmesi ve içerideki azınlıklar ile dışarıdaki batılı güçlerin tek isteklerinin yerine getirilmesi demek olduğunu hiç anlamadılar. Evet, devlet olarak içinde bulunduğumuz durumu da bir türlü anlamadılar. Oysa beni İngilizci Kamil Paşa'ya, Rusyacı Mahmut Nedim Paşa'ya mahkum etmeselerdi, çok daha büyük işler yapardık ki bir türlü bunu kavramadılar. Bizi Yahudi ve Sabetaycıların çoğunluk olduğu Selanik ile İskoç locasına bağlı masonların sızdığı manastırla vurdular. İşin arkasında yine İngilizler vardı. Çünkü Filistin'de bir yurt isteyen Siyonist Yahudilerle işbirliği yapıyorlardı. Bugün adını duyduğunuzda bile şaşıracağınız birçok İngiliz devlet adamı aslen Yahudi olduğu için Siyonizme el altından destek veriyordu. İşte bu politikacılar benim ülkemde benim ekmeğini yiyen Emanuel Karazo gibi isimlerle işbirliğine giriştiler. Kendilerini korumak için elimden geleni yaptığım gençlerimin içine sızıp hürriyet diyerek onları zehirlemeyi başardılar. Theodor Herzl adlı o gazeteci parçasına verdiğim hayır cevabından sonra Kudüs'ün önünde tek engel olarak beni gördüler. Tahttan indirildim. En sonunda beni tahttan indirmeye geldiklerinde karşımda gördüğüm tablo tüylerimi diken diken etmişti. Mabeyn dairesinin beyaz kapısı önünde beliren heyet, Arnavut Esad Toptani, Gürcü Arif Hikmet Paşa, Ermeni Aram Efendi ve Yahudi Emanuel Karazo. Esad Toptani'nin o iğrenç üslubu ile biz meclisten geliyoruz, elimizde de fetva var. Millet seni azletti demesini asla unutamam. Bunları duyunca kendim için değil, bütün bir İslam alemine mal olacak bu darbe için Allah sebep olanları kahretsin dedim. Bir emirle tüm payitahtı savaş alanına çevirip buna sebep olanları pişman edebilirdim. Ama bir damla bile olsa Müslüman kanının dökülmesine razı olmadım. Beni, yani İslam halifesini bir Yahudi'ye tahkir ettiren adamları önce Allah'a, sonra tarihe, sonra da milletimin vicdanına havale ettim. Önce Selanik'te
bir Yahudi köşkü olan Alatini'ye, sonrasında ise Beylerbeyi Sarayı'na sürgüne gönderildim. Beylerbeyi Sarayı'na ilk geldiğimde hakaretlerle karşılandım. Yanıma korkudan kimse uğramazdı. Sandallara atlayan İstanbul ahalisi saraya yanaşıp bana sesleniyor diye bazı odalara çıkmamı bile yasak ettiler. Sonra neler olduysa önce gazete okumamı serbest ettiler, sonra fikir sormaya başladılar, en sonunda da heyetlerle ziyarete geldiler. Hiç unutmam. 1915 yılında evlatlarım aslan gibi Çanakkale'de düşmana karşı koyarken İçişleri Bakanı Talat Bey yanıma geldi. Allah göstermesin, İngilizler boğazı aşarlarsa padişah, hükümet, saltanat ailesinin esiri olabilir. Olası bir İngiliz işgalinde kötü bir barış antlaşmasına imza atmamak için gerek padişah, gerekse meclis karar almıştır. Anadolu'ya gidilecek ve savaşa oradan devam edilecektir. Hatta padişahımız sizin için Konya'da Çelebi Efendi'nin konağını boşalttırmıştır. Eğer korkulan durum olursa, padişah efendimiz tarafından hangi şehirde kalmak istediğiniz konusunda bunu öğrenmek için görevlendirildim. Emir ve iradelerinizi bekliyoruz dedi. Talat Bey'in bu teklifine karşı dedim ki, eğer dokunulmamış ise yıllar evvel Çanakkale'yi çok güzel bir biçimde savunmaya hazırladım. Oradan hiçbir donanmanın boğazı aşmasının mümkün olmadığını açıkladım. Ve diyelim ki böyle bir felaket başımıza geldi. Bu durumda bir Türk Hakanı'nın yapacağı şey, tacını ve milletini terk ederek kaçma zilletine düşmek değil, başkentin taşları altında can vermektir. Dedemiz Fatih bu beldeyi kafirin elinden aldığı zaman Bizans İmparatoru Konstantin kaçmayıp cenk ederek kalenin altında can vermek azmini göstermişti ya, biz Ertuğrul ocağında piştik. Fatih'in soyundanız ve Konstantin'den aşağı mı kalacağız dedim. Dedem Fatih'in bize emaneti olan bu şehri bırakıp nereye gidebilirdim ki? Gitmedim. Eğer İngilizler şehre girmiş olsaydı yine gitmezdim. Lakin yaşanan savaşlar bize bir devlete mal oldu. Trablusgarp ve Balkan Savaşı derken Dünya Savaşı'nın tam ortasında kalan evlatlarım Kafkas'tan Kanal'a, Çanakkale'den Irak'a, Filistin ve Suriye'den Hicaz'a ve sonunda Galicia'ya kadar onlarca farklı noktada yaşam mücadelesi vermek zorunda kaldı. Bu heybetli çınarın gözlerinin önünde adeta erimesine dayanamayan Hilal'in vefalı çocukları kah çöllerde yanarak, kah denizlerde boğularak, kah dağ başlarında donarak yenilgiye dair de olsa geride bir destan bıraktılar. 2 milyon yiğidimize kıyan bu uğursuz savaş bittiğinde Rumeli'den, Sarıkamış'tan, Çanakkale'den, Yemen'den ve Suriye'den geriye milyonlarca kişilik göçmen kafileleri yürek bohçasına sarılmış ve bizi kimlere bırakıp gidiyorsun Türk diye başlayan ağıtlar kaldı. Çok söyledim. Denize kıyısı olmayan bir devletle ittifak felaket olur diye. Kısacık bir dönemde payitahtı devirip Devlet-i Aliye'yi yıkmayı başardılar. Lakin görüyorum ki milletimin gönlünde kurduğum tahtı yıkamamışlar. İşte hakikat budur. Anlatılanlar katiyen efsane değildir. Ben Sani İbani Devlet Hakanı Osmani, Emirül Muazzam, Padişahı Alem Penah, Şehinşah,
Abdülhamit Han. Abdülhamit Han. Abdülhamit Han. Bizi unutmayın. Davamızı unutmayın. Zira bizim davamızı anlamak, her şeyi anlamaktır. Vesselam.